Selamünaleyküm değerli abonelerim ve yeni gelecek olan arkadaşlar. Aşıkçı fikirlere hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün şu gördüğünüz şirin babet mi diyelim, patik mi diyelim, ne diyelim? İşte düz bir böyle ayakkabı ya da patik neyse yaptım. Bunun anlatımını yapacağım şimdi size. Umarım anlatımda memnun kalırsınız. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum arkadaşlar. Evet, şöyle hemen ipime zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bunu neye göre ayarlayacağız? Arkadaşlar bakın şöyle çıkarıyorum ayarını. Şu zinciri çektiğim zinciri şöyle tutuyorum. Bakın ucu ucuna yani parmak ucundan tabanına kadar gelecek şekilde olacak. Yani bir tane de fazla oluyor. Hatta olması gerekiyor. Tığıma ip aldım. 1, 2 bıraktım. Üçüncüye batıyorum. 2 tane trabzan bıraktım. Üçüncüye battım. 9 zincirden. Hemen şöyle 2 tane trabzan yaptım. Aynı yere bakın. Şimdi devam ediyorum. Bütün diğer kalan zincirlere birer tane trabzan yaparak bu şekilde devam edeceğim hanımlar. 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bu ilk 2 tane battığımızda birlikte 7 tane. Şimdi tekrar ölçüyorum hanımlar. Bakın. Bakıyorum ucuna, tabanına kadar geliyorum. Şöyle bir tane daha yapacağım. Yani 7 tane yapmış oldum tekli olarak. Şimdi bu tekli yaptığım içine bu son yaptığıma bir tane daha batıyorum. 2 tane bu başta, 2 tane de bu başta. Yani birer tane artırmış oldum. Şimdi hemen başlıyorum hanımlar sık iğneye. Bakın sık iğne yapıyorum. Artık trabzan yapmayacağım. Bir sıra trabzan yaptım, bıraktım. Bundan sonra sık iğne yapacağım. Sık iğne olarak devam ediyorum. Evet, bütün trabzanların üzerine bakın sık iğne yaparak buraya kadar geldim. Şimdi burada zincirin üzerine geldim. En son zincir, ilk zincir yapıp da dönmüştük ya, oraya geldim. Bir, şimdi bu şekilde hanımlar devam ediyorum. Bakın bu ilk başladığım yer burası. Bu şekilde sık iğnelerime devam ediyorum. Çok kolay hanımlar, şöyle 1-2 dakikada yapıp renk renk çocuklarınızı mutlu edebilirsiniz. Şöyle. Evet. Şöyle çeviriyorum düz tarafına. Şimdi bura bizim ilk başladığımız yer. Buraya geldiğim zaman kesmeye başlayacağım hanımlar. Şimdi buralarda hiç artırma eksiltme yapmıyorum. Düz bir şekilde devam ediyorum. Yani her yaptığım sık iğneye birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Oraya kadar geleceğim. Orada eksiltme yapacağım. Ön kısmı oluyor orası. Yani parmak kısmı. Burası arka kısmı. Geldim buraya. Burada hemen şimdi 1 2 3 3 tane aldım. Bu tığımda 4 tane ilmek var. 4'ünü birlikte çekiyorum ve tüylü iplik takıldı. Evet, devam ediyorum bu şekilde. Şimdi diğer sık iğneye geçtim. Sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Zaten 3 sıra sık iğne yaptığım zaman bitiyor hanımlar. O kadar kolay ki. Ben bunu yani bir yere bakarak yapmadım. Kendi kafamdan tasarladım, yaptım. Güzel oldu, iyi oldu ayağına da.
bebeğimizin ayağına. Bunu hani daha büyüklere yapacağınız zaman, diyelim ki büyük bebeğe yapacaksınız. Büyük bebeğe yapacağınız zaman altına bunu mesela bir sıra yaptık. Onun altına tabii daha uzun yapmanız gerekiyor. Hem bu boyunu da uzun yapmanız gerekir. Trabzan olan kısmını da bebeğin ayağına göre 2 sıra, 3 sıra artı ne kadar denk geliyorsa öyle fazla yapmanız gerekiyor. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Tüylü iplikle yapmak zor oluyor hanımlar. Hiç tavsiye etmem yani bununla yapmanızı. Ben elimde parça ip olduğu için değerlendirmek açısından yapıyorum. Şimdi geldim bakın burada biraz önce hani şuradan kesmiştik. Bakın bir öncesinden alıyorum bir tane bir öncesinde kesme yaptığım yerden bir tane kesme yaptığım yerden aldım 2 bir de onun yanındakinden aldım 3 üç. Üçünü birlikte topladım. Şimdi hemen devam ediyorum bakın. Sık iğneme devam ediyorum. Üçüncü ve son sırada 1-2 sıra trabzan sık iğne gittim. Üçüncü sırayla bitireceğim. Kestiğim yere kadar geleceğim. Bitecek. Şöyle devam ediyorum. Bütün sık iğneleri. Burası arka tarafı. Taban kısmı yani. Diye kestiğim yer parmak olan yer. Şimdi bakın üçüncü sıramı tamamladım. Geldim kestiğim yere. Şimdi buraya hemen şöyle bir kaydırma yöntemi yapıyorum. Bir tane daha kaydırma yöntemi. Bakın maksat bu şeyi sıkıştırmak. Şöyle bir göstereyim. Şimdi bunu yaptıktan sonra 3 sırayı diyelim tamamladınız. Bakarsınız ki hanımlar ayağına büyük geldi. Hani şurası büyük geldi diye düşünürseniz eğer şurayı geniş olur ayağından çıkabilir. O zaman da bu şimdi burada ben ipimi kıracağım. Buraya boncuk dikeceğim. O boncuğu diktikten sonra o kalan iple içinden iğneyle geçirip orayı sıkıştıracağım. Şimdi sık kaydırma yöntemi yaptım 2 tane. Hemen burada ipimi kırıyorum. Biraz uzun kırıyorum ipimi. Çünkü oraya boncuk dikeceğim. Şöyle ipimi çektim. Bakın. Bu tığla işiniz bitti. Şimdi ben buraya boncuk dikeceğim. Boncuktan da şöyle küçük boncukla bir tane krem rengi bulayım. Rengarenk tahta boncuk bunlar. Hemen iğneme takıyorum ipimi. Olmadı. Tüylü ip diyorum ya sıkıntı oluyor. İğneye takması da örmesi de. Ama ben azimliyim. Başarmak için deniyorum. Şöyle. Şimdi bu ipimiz bakın bu kıyıdaydı. Şu kıyıda azıcık ileriye dikmek için şöyle iğnemi bir hafif hani bir önceki sık iğneye battım ve biraz aşağı indiriyorum ipimi yani ortalamak açısından yapıyorum bunu tam ortaya gelsin şimdi takıyorum boncuğumu taktım buraya dikeceğim böyle tam ortasına. Bir tane daha geçiriyorum. Sağlam olması açısından. Evet. Buradan çıkardım. Bu şekilde boncuğumuzu dikmiş olduk. Şimdi burayı iğneyle bakın birazcık sıkıştıracağım. Şöyle içinden hafif götüreceğim.
bakın bu şekilde. Ağız kısmını birazcık toproması için. Yani bunu şey de yapabilirsiniz hanımlar. Bir sıra kaydırma yöntemi de gidebilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Takıldı. Evet, devam ediyorum. Şöyle geliyorum bakın. Şimdi bu ipimin ucunu kaybedeceğim bu arada. Şimdi daha takalım ayağına bakalım. Ayağına nasıl oldu? Şöyle. Bu şekilde hafif sıkıştırdım. Bakın ayağına tam oldu. Şimdi bu şekilde tam iyi oldu ayağına. Bu ipimi burada kırıp saklayacağım. Evet hanımlar bakın. Giydirdim. Şimdi şöyle söyleyeyim hanımlar bakın bunu daha ince iple ördüm. İnce iple örünce daha güzel, daha zarif duruyor. Bunun ipi biraz aynı kalınlıkta ama bu tüylü olduğu için daha kaba durdu. Nacizane tavsiyem oldukça ince iple örmeye çalışın. Bakın ne kadar farkı var bunlar ince olduğu için. Bu kadar. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Pantolonun anlatımında görüşmek dileğiyle. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı ihmal etmezseniz sevinirim. Bu benim için çok kıymetli. Her bir yorumunuz. Yeni dediğim gibi pantolonun anlatımında görüşürüz inşallah. Rabbim nasip ederse. Yine de çok farklı fikirler var. İstek videolarım hayli var. O hepsini sırayla inşallah anlatacağım. Rabbim izin verirse. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.